7 tane yuvada var, görebiliyorsun değil mi? Ben 6 tane görüyorum. 7 oldu hatta. 7 tane görüyorum Aa, şu an geçen kar yağarken geldim Osman. Kafiyi sokmuş. Ya üşümemek işte, Allah koruyor. Ya. Bahçeden mi? Balkonlar çalışıyor. Ya işte şey, yuva için, yuva zamanı. Yuva zamanı çalıyor. Ama genelde yuva yapıyorlar, yeni yapıyorlar. Hayır, yuvalar hepsini standarttır. Geçen yılki aynı yuva. Bir sene sonra ama geldiğinde tamir ederler. Yeni haber gelir bak. Şurada yuva kiminse seneye aynıdır. Seneye sen şuraya bak, bir tanesi düşüyor yıl. Şimdi herkesin yuvası sabittir. Belli. Her sene senin şura, benim şu bak ağzında şey yapıyor, tamir eder gider. Abi bunun bak geldiler. Vallahi ya ne aynı şey. Bak yeni yerini bilir bak. Hepsini yiyor hep bekle. Bak. Bak hala geliyorlar bak o yukarıdan. O yerine gitti. Hasta yerine gitti. Pike yapıyor. Sen o şekilde de şey yapabilirsin. Şu an denk geldik. Para dolu bak, yukarıda bak 8-10 tane var. Bu hepsini grup yiyorlar bak. Bu grup yeni geliyor yani. Çünkü grup grup geliyor. Güneşi kapa gelene bak. Bir. 2 3 orada 4 bunlar abi. Şimdi yerini tespit ediyor. Yok orada falan yuva varsa hemen hemen ilk partisi bir 10 gün önce falan geldiler. Her yıl ortalama işte Mart, hava iyi giderse Mart'ın ortasında başlıyor. Biraz daha kış sert geçerse Nisan'da başlıyor. Şu an önce 2-3 gün önce bir keşfettik. Bir grup gelmiş, tamamı dolu değildi yuvaların. Şimdi daha önce 20 falan vardı şu 10 gün içinde, 20 tane gelmişti. Bak şu an gözüküyor, biraz önce gördük, bir grup daha yeni gelmek üzere. Şu 7-8 tane var havada. Bunlar demek ki iki grup halinde bu sene geliyorlar buraya. İşte yuvalar ilk geldiğinde ilk işleri şey oluyor bunların. Geçen yıldan işte arızalan yuvalarına tadilat yapıyorlar işte. Hatta bazen evlerin balkonlarından o kıyafetleri falan da alıyorlar bulamadıkları zaman. İşte bir iki gün böyle yuvalarını tamir ediyorlar. Herkesin her yuvası zaten aynı. Her yıl aynı yuva. Ondan sonra yuvaları tamir ettikten sonra artık avlanmaya çıkıyorlar. Şu aşağıda sulak alanlar var. Avlanıyorlar. Ondan sonra zaten üreme dönemi başlıyor. Yavrularını yetiştirdi, etti derken. Onları da belli bir idman yaptırdıktan sonra Ağustos'un ortası sonuna doğru toplu olarak göç ediyorlar. Bu her sene rutin olarak tekrar ediyor. İşte bunların en ilginç anı toplu olarak bir geldikleri an, bir de giderken yakaladığımız zaman en ilginç olan, çünkü toplu gidiyorlar hepsi. Bu yani. Şimdi ortalama 100 civarında yuva var burada. Şimdi şu karşıdaki direkleri de yeni yeni yuva edinmişler. Gün geçtikçe çoğalıyor. Fakat işte dediğim gibi burasının çok cazip bir yer. Sürekli gruplar geliyor. Şu pandemiden dolayı burası da etkilendi. İşte dileğimiz pandeminin bir an önce sona erip buranın eski günlerine, o canlı günlerine dönmesi. Çünkü bayağı gruplar geliyordu, çok ilgi çekiyordu. Türkiye'nin her yerinden, hatta Avrupa'dan falan sürekli ziyaretçi geliyordu. Tabii bu pandemi dolayısıyla burası da biraz şey oldu işte. O zaman en sakin günlerini yaşıyor tabii, diyebilir miyim? Tabii tabii, şu an en sakin günleri. Normalde çok ziyaretçi gruplar sürekli gelir, tüm grupları falan gelir. Dediğim gibi işte şu an son grup gelmek üzere. Yaklaşık %70'i 80'i şu an geldi leyleklerin. Dedim ya, havada şu an sortu yapıyorlar. Bir grup daha var. Onlar da geldikten sonra hemen hemen bu koloni tamamlanmış oluyor. Burası bizim kasabamızın, yani mahallemizin çay mahallesi dediğimiz mezarlığı, çay mezarlığı. Burası çok eskiden, bizim çocukluğumuzdan daha önceden hatırladığım kadarıyla sürekli buradayım. Buraya doğal olarak leylekler şey yapıyor. Ardıçların üstüne yuva yapıyorlar. Ardıç ağacı normalde bir köye yakınlığı var. Bizim burası tam şey, sulak alanların kesişme noktası. İleride iskele var, kamp alanı. 3-5 kilometre. Hemen aşağımızda öte yüz dediğimiz bir sulak alan var. Şimdi bu ışılak dediğimiz bir alan var. Tam merkezi bir yer. Ve köye yakın, tarlalara yakın. Şurada çiftçiler çift sürerken hemen oradan görüyorlar. Hemen koşturup hemen çiftçinin arkasında traktörün o çıkan solucandır, böcektir. Avlanmaları daha kolay oluyor. Zannedersem o açıdan burayı ilk zamanda, daha önce o açıdan burayı yuva edinmiş olabilirler. Ama online zaten şu an Beyşehir Belediyesi Leylekler Vadisi olarak girdiğiniz zaman burada, dediğim gibi yine hayvansever grup Beyşehir Belediyesi'nin katkısıyla 4-5 yıl önce falan kamera sistemi var. Online olarak şu an dünyanın her yerinden 7-24 izlenebilir. Ve daha bunun biraz daha gelişmiş kamera, bir de adet olarak çoğaltmayı düşünüyorlar. Şu pandemiden dolayı biraz şey kaldı ama her şey normale döner de hastalık biterse
kamera sistemi çoğalıp her anını seyredebilecekler yani dünyanın her yerinden. Kademe kademe geliyor bunlar. Bugün de gelişlerinin bazı grupları da bugün geldi. Biz devamlı seyrediyoruz. Geçen de kar yağdığında ben özellikle geldim baktım. Öyle bir dolanıyorlar ki, dolanıyorlar, gagalarını kuyruğunun altına saklıyorlar. Hani üşümüyorlar herhalde yani. O şekilde yani bayağı iki sefer kar yağdığında ben geldim özellikle seyrettim baktım evet. Yani. Burada şey gelip burada herkes garajını buluyor. Otoban garajı onların havaalanı herkes her gelen garajını buluyor. Hiç bir tane yabancı yerlere girmiyorlar. Her sene biz bakıyoruz. Mesela şimdiki gelenler de boş yuvalara kondular. Hepsi yani biliyorlar ya. O kuleden işte gelen misafirler, turistler bu sene pandemiden dolayı fazla gelemediler ama gelen turistler oradan bakıyor misafirler.